Welcome to Çiçek Bebis Channel. Çiçek Bebeğin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz pilot, kolej tarzı hırkalarımızın yapımını paylaşacağız. Şöyle yakından da görelim. Havalı küçük beyler için vazgeçilmez hırkalarımız. Açık kahverengiyle oluşturduk. Sağdaki hırkamızı daha küçük bir tıyla oluşturduk. Daha küçük yaş grubuna hitap etmesi için sizlerle soldaki hırkamızın yapımını paylaşacağız. Hırkamızın yapılışı için gerekli olan malzemelerimiz 100 gramı 300 metre uzunluğunda %30 yün, %70 akrilik, açık kahve, beyaz ve siyah bir iplik, 2 ve 3 milimetrelik ve 6 adet de düğme ihtiyacımız olacak. Örgüme yaka kısmından başlıyorum. 88 tane zincir çektim ve 88 zincirimin üzerine elimi çok sıkmadan 88 adet sık iğne çalıştım ve böylece bir küçük minik dar bir sıra oluşturdum ardından bir zincir çekerek örgümün arkasına dönüyorum hemen bakın zincirimin çıkışının dibinde bulunan ilk yuvaya iki çekimden oluşan bir tam trabzan uyguluyorum ön parçayı oluşturmak adına Bakın şunu da bir trabzan sayıyorum. Ön parçamı oluşturmak adına 14 tam trabzan çalışıyor. Evet 14 tam trabzanımı uyguladım. Ardından takip eden yuvanın içerisine 1 2 3 trabzan uygulayarak bir artma işlemi yapıyorum. Ardından takip eden ilk yuvaya giriş yapıyorum ve kol parçamı oluşturmaya çalışıyorum bakın birinci trabzanı yaptık bile bu şekilde yan yana 14 trabzan görecek şekilde çalışalım kol parçam için ayırmam gereken 14 trabzanı uyguladım ardından takip eden yuvanın içerisine 1 2 ve 3 tam trabzan yaparak bir artma uyguladım Ardından 28 adet trabzanı yan yana çalışarak arka parçayı oluşturacağım. Evet 28 trabzanı yan yana çalıştım. Şimdi takip eden yuvanın içerisine 3 adet tam trabzan uyguluyorum. Ve bir artma işlemi yapmış oluyorum. Ardından yan yana 14 trabzan çalışarak kol parçasını ayırmaya çalışıyorum. 14 trabzanı çalıştım. Ve takip eden yuvanın içerisine 3 tam trabzan uygulayarak bir artma yaptım. Ardından kalan 14 yuvanın üzerine de 14 trabzan uygulayarak sıramı tamamlıyorum. Evet sıramı çalıştım. Ürünümün görseli şu şekilde oluştu. Bakın şu sizlere tariflerimde şu sık iğne sıramı hiçbir şekilde dile getirmeyeceğim. Uzun sıraları size mesela şuna birinci sıra diyeceğim. Aslında ikinci sıra ama uzun sıraları e, göz önüne alarak konuşuyorum. Şu sırayı hiç yapmamış sayalım, birinci sırayı bitirdik diyelim. Uzun trabzan sıraları hakkında konuşacağım. Birinci sırayı bu şekilde e, bitirdik ve e, artma noktalarına bakın hiç delik bırakmadık. Artma noktalarını şöyle e, üçer tane aynı noktaya üçer trabzan yaparak artma uyguladık. Birinci sıra bu şekildeydi. Birinci sıramızda. Hem artma noktalarını belirledik biraz artış yaptık hem de ön kol arka diğer kol ve ön pozisyonlarını belirledik şimdi şöyle 14 trabzandan bir önümüz oluştu bir artma noktam var 14 trabzandan bir kol noktam oluştu şöyle kol noktalarını karıştırmamak adına belirlemek adına kendime işaretler bırakıyorum sebebini de biraz sonra sizlere anlatacağım Çünkü her iki sırada bir Kollarımızı temsilen artma işlemlerini biraz farklılıklar uygulayacağız. Evet bir ön parçam arka parçam 28 trabzandan oluşuyor yine bir artma noktam var ve diğer kolum diğer kolumu da ifade eden bir işaret bırakıyorum sebebi e, kolları sürekli hakim olabilmek ve yanlışlık yapmamak ardından görüyorsunuz bir artma noktam ve 14 trabzandan oluşan diğer önüm şimdi, yine söylüyorum bakın normalde ikinci sırama biz bu sırayı yapılmamış kabul ediyoruz şu uzun sıraları sayıyoruz birinci sıram bitti diyorum e, engellemek için bu açıklamayı yaptım size şimdi ikinci sırama geçerken yani ikinci uzun sırama geçerken bir zincir çekiyorum örgümün ön yüzündeyim hemen bakın ilk gördüğüm yuvaya da bir trabzan yaptım her yuvaya birer trabzan yaparak ilerliyorum nereye kadar bakın şu üçlünün şu üçlünün başlangıç noktasına kadar bu şekilde trabzanları yaparak ilerleyelim Evet trabzanlarımı yaparak ilerledim bakın şu artma yelpazesindeyiz görüyoruz değil mi şimdi bu artma yelpazesi üçlü şu bir e, trabzan üzerinde de işlemi yaptım tam orta trabzandayım orta trabzanlar şu üçlünün ortasındaki trabzanlar bizim artış noktamız olacak hemen buraya bir iki üç trabzan uygulayarak artış yapıyorum şu yelpaze üçlüsünün orta direği bizim her zaman için artma yapacağımız nokta olacak ardından bakın her çift uzun sıraya denk gelecek şekilde birinci sırayı arkada yapmıştık. Sadece bir şu şekilde üçlü ile artmaları tamamladık. Şimdi ikinci uzun sıraların e, ikincisindeyim. Bakın orta direğe bir üçlü artış yaptım. E, kolumuzu temsil eden parça tarafındayım. Bu üçlünün yanındaki yuvaya bakın. Her çiftli sırada şu şekilde bir artış daha uyguluyorum üçlü yelpazenin ortasındaki direğin üzerine üçlü bir yelpaze uyguluyorum. Bitirdikten sonra hemen yanındaki yuvaya kol parçasını temsil eden tarafa şu şekilde o yuvanın içinde iki trabzan uyguluyorum ve bir artış yapıyorum. Ardından beraberce örelim kol parçamızı. Bakın devam ediyorum. Kol parçasındayım. Şu özel artışı şu kol parçası alanı içerisinde yapıyoruz. Diğer yerlerde hiçbir bu tarz bir uygulamamız yok. Sebebi nedir? Omuzumuzun çok dar gitmemesi için bu çalışmayı yapıyoruz. Yani bir sırada normal artış, bir sırada bu şekilde daha özel bir artışla kolumuzun artışına destek veriyoruz. Evet bakın kol parçası içerisindeyim. Pardon hızlıca ilerlemişim. şöyle şunu da alayım ki daha iyi izah edeyim. Trabzanları çalıştım. Bakın üçlü yelpazenin direkt dibinde durdum. Kol tarafına doğru şu üçlü yelpazenin orta direği bizim artış noktamızı biliyorsunuz. Kol tarafına doğru bakan bakın şu yelpazenin ilk direğinin üzerine de şöyle ikili bir çalışma uyguluyorum. Ardından gerçek arttırma noktası olan şu orta direğin üzerine de 3 adet artma uyguluyor. Görüldüğü üzere bakın kol parçasına bakıyoruz. Üçlü artıştan sonra kol parçası tarafına doğru bakın iki direkli bir uygulama yapmışım. 7'den kol parçasının içine doğru bakan alanda 1 noktaya 2 trabzan uygulamışım ve ardından normal artma işlemini de bakın alttaki yelpazenin orta direği üzerine yapmışım. Ardından hiçbir işlem yapmadan arka parçayı normal ne görüyorsak üzerine her yuvanın birer trabzan uygulayarak ilerliyoruz. Arka parçamı trabzanlarla çalışarak ilerledim. Bakın üçlü yelpazemin hemen dibindeyim arka parçaya özel bir işaret koymadığıma göre bakın şu üçlü yelpazenin şu noktasını da normal trabzan olarak çalışıyorum yelpazemin tam orta direğindeyim bu bizim artma noktamızda hemen 3 tane trabzan yaparak artışımı uyguluyorum ardından hem çift sayılı uzun sırada olduğum için hem de kola özel işaret bıraktım bakın kol parçasında olduğum için şu üçlü yelpazenin dibine yanında takip eden yuvaya hemen bir yuvaya iki trabzan yaparak bir arttırma daha uyguluyorum ardından kol yuvaları kolda gördüğüm yuvaların üzerine birer trabzan yaparak ilerliyorum bakın şimdi diğer artış noktasına kadar beraberce hızlıca gidelim ve bu şekilde çift sayılı uzun trabzan sıralarımızda kola özel nasıl artış yapılacağını bir kere daha pekiştirelim şimdi yaklaşmak üzereyim kontrol edeyim bakın evet üçlü yelpazenin direkt dibindeyim hemen ikinci sıradayım çift sayılı bir sıradayım ve kol parça işaretimi görüyorum hemen bu üçlü yelpazemin kola bakan bakın yuvasının içerisine iki adet trabzan yaparak kola özel bir artma yaptım ardından yelpazemin orta direğinin üzerine de bir yuvaya 3 trabzan olacak şekilde bir uygulama yaptım ve küçük bir artış sağladım Ardından gördüğüm her yuvanın içine trabzanlar yaparak sıramı sonlandırıyorum. Evet ikinci sıramı tamamladım. Bir zincir çektim. Üçüncü sıra için örgümün arkasındayım. Tek sıralı sayılarda ne yapıyorduk? Kola özel bir çalışma yapmıyorduk biliyorsunuz. Yelpazenin, üçlü yelpazemin orta direğin üzerine aynı yuvaya 3 trabzan yaparak Klasik artış uyguluyor ve yolumuza devam ediyorduk. Şimdi artma yelpazesine ulaşalım ve artışı beraberce görelim. Evet bakın çalışmalarımı yaptım. Üçlü yelpazemin dibindeyim. Hemen tek e, üçüncü sıradayım. Tek sayılı bir sıradayım. Sadece yelpazemin direği üzerine üçlü trabzan yaparak e, artmayı uygulayacağım kolda da hiçbir özel, özel işlem yapmayacağım o şekilde devam edeceğim bakın şimdi üçlü yelpazem onun şu yuvasını da trabzan olarak değerlendirdim orta direğinin üzerine bir yuvaya 3 trabzan olacak şekilde artış uyguladım ardından hiçbir işlem yapmadan diğer artma parçasını artma yelpazesine kadar ilerliyorum ve klasik trabzanlarla ilerliyorum şöyle artma yelpazeme geldiğimde şu orta direğin üzerindeki yuvaya 3 tane tam trabzan yaparak artma işlemini bitiriyorum yine yoluma trabzanlar yaparak devam ediyorum hemen bakın şu üçlü yelpazeden oluşan artma figürü var ya onun ortasındaki trabzan üzerindeki yuvanın içine 3 tam trabzan uygulayarak artmamı yapıyor ve aynı şekilde ilerliyorum sonuncuda da aynı işlemi yapıyorum. Yani tek sayılı sıralarda sadece şu işlemi, şu figürü uygulamamız yeterli. Evet. Üçüncü sıramı da bitirdim. Bir zincir çekiyorum ve dördüncü sıra için örgümün ön yüzündeyim. Çift sayılı sıralarda ne yapıyorduk? Kola özel, özel bir artma işlemi yapıyorduk. Bunu unutmayalım. i̇kinci sıramızda aynı işlemi yapmıştık. Dördüncü sıramızda 6. sıramızda, 8. sıramızda ve 10. sıramızda da yani her çift sayılı sırada 10. sırada dahil olmak üzere kolu özel artmayı uygulayacağız. Şu an 4. sıramdayım ve bakın hemen çıkı zincir zincir midimini bir trabzan yaparak sırama başlıyorum e, ve artma noktasına doğru ilerliyorum trabzanlar yaparak. Evet örgümü ilerletiyorum. Bakın üçlü yelpazemin dibindeyim. Hemen şu yuvaya da bir trabzan uyguladım Üçlü yelpazemin orta direğinin üzerindeki boşluğa 3 adet tam trabzan uygulayarak bir artma yaptım ve çift sayılı sırama özel kol kola ayırdığım alan içerisine bakın hemen şu üçlünün dibin, takip eden yuvanın içerisine iki trabzan daha uyguladım kol sahası içinde Ardından koldaki gördüğüm her yuvanın içerisine birer tam trabzan yaparak örgümü ilerletiyorum. Evet ilerliyorum. Bakın üçlü yelpazemin hemen direkt dibindeyim. Ne yapıyorduk? Kol sahası içerisindeyim. Çift sayılı bir sıradayım. Dördüncü sıradayım. Bakın şu üçlü yelpazem, yelpazemin orta direğine işlem yapmadan önce hemen şu yuvasına da 1-2 adet trabzan uyguluyorum. Kol parçam için özel bir artış daha uyguluyorum. Ardından orta direğin üzerindeki yuvanın içerisine de 1-2-3 trabzan yaparak klasik artışımı tamamlamış oluyorum. Ardından gördüğüm yuvaları aynı şekilde trabzanlarla çalışarak ilerliyorum. Ee, arka parçayı bu şekilde ilerlettikten sonra yeniden bakın orta direğin üzerine üçlü bir artış uyguluyorum. Çift sayılı bir sırada dördüncü sırada olduğum için kol parçasına kol e, kola özel. Hemen şu üçlü artış yaptıktan sonra yandaki yuvaya da ikili bir artış uyguluyorum. Ve klasik ilerliyorum. Şu üçlü yelpazeme yaklaştığımda hemen şu yelpazenin ilk yuvasına da kola özel iki adet artma uyguladıktan sonra orta direğin üzerindeki şu yuvanın içerisine 3 adet trabzan yaparak artışımı uyguluyor ve sıramı tamamlıyorum. Ee, takip eden 5. sıraya geçtiğimizde yapacağımız şey ne olacak? Sadece şu üçlünün ortasındaki yuvayı bulmak ve 10 üzerine 3 adet trabzan çalışmak. Ee, tek, sıralı, tek sayılı sıralarda yapacağımız artış sadece bu. Ee, bu kuralları uyarak yaklaşık 10 sıra e, örgümüzü ilerletelim. Ama mutlaka e, şu kol için yapacağımız işlemi uygulayalım ve unutmayalım. Evet, 10 trabzan sıralık çalışmamı ilerlettim bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 sıra sonunda da robamda böyle bir görsel elde ettim robamı yaklaşık 12 sıra örmek istiyorum 10 sırada belirttiğim kurallara uyarak çalışmamı ilerlettim bakın 10. sıramın sonunda bir zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum ve 11. sıraya başlangıç yapıyorum Aynen hemen çıkı zincirimin dibindeki yuvanın içerisine bir tam trabzan ve her yuvaya trabzanlar yaparak 11. sıramı da ilerleteceğim. 11. ve ardından yapacağım 12. sıralarımda hiçbir kola özel çalışma yapıyorduk ya şu işaretli kolumuza özel çalışmalar yapıyorduk çift sıralarda artık 11. ve 12. sırada Hiçbir e, özel çalışma yapmayacağız. Şu üçlü yelpazemize ulaştığımızda ortasındaki direğin üzerinde bulunan yuvanın içerisine 3 adet arttırma yapıp yolumuza devam edeceğiz. Diğer artma noktasına geldiğimizde yine şu üçlü yelpazeyi hemen bulacağız. Ve ortasındaki şu orta direğin üzerinde bulunan yuvaya 3 adet trabzan artması yaparak ilerleyeceğiz. 11. sırayı bu şekilde bitirdikten sonra 12. sıra. Normalde biliyorsunuz özel çalışmalar yaptığımız sıralarda çift sıralı sayılar. Fakat 12. sıramı da 11. sıramdaki gibi sadece üçlü yelpazenin ortasında bulunan direğin üzerine 3 adet trabzan yaparak artma uygulayarak bitireceğiz. 11. ve 12. sıraları da bu şekilde çalışalım. 12 sıralık roba çalışmamı bitirdim. Güzel bir roba uzunluğu elde ettim. Bu benim çalışmam için yeterli olduğundan bakın 13. sıraya geçiyorum. Bir zincir çekip örgümün arka yüzündeyim. 13. sıramda artık kollarımı gövdeden ayıracağım. Koltuk altlarını belirleyeceğim ve gövdeyi de bütün hale getireceğim. Hemen çıkış zincirimin dibindeki yuvaya bir trabzan yaparak sırama başlıyorum. Ve örgümü şu yelpazemin şu ilk yuvasına kadar ilerletiyorum. Evet üçlü yelpazemin ilk direğin üzerine kadar çalışmamı bakın yaptım. Yelpaze desenimin orta direğinin direk üzerindeyim. Hemen içerisine iki adet tam trabzan uyguluyorum. Bir zincir çekiyorum. Kol parçamı bu şekilde atlıyorum. Üçlü yelpazemi buluyorum bakın. Hemen üçlü yelpazemin orta direğinin üzerindeki çukura tutunuyorum. Ve içerisine iki adet tam trabzan uyguluyorum. Bakın koltuk altımı belirledim. Kol parçamı da gövdeden ayırmış oldum. Ardından gördüğüm her yuvanın içerisine birer trabzan yaparak ilerliyorum. Yine nereye kadar örgümü ilerleteceğim? Şu takip eden üçlü yelpazeyi bulacağız. Bu üçlü yelpazenin İlk direğinin üzerine de bir adet trabzan uygulayacağız. Evet, üçlü yelpazeme ulaştım. Bakın ilk direğin üzerine bir trabzanımı da yaptım. Yelpazemin orta direğindeyim. Orta direğin üzerindeki şu çukurun içerisine bir, iki adet tam trabzan uyguluyorum. Bir zincir çekiyorum. Kol parçamı atlıyorum. Ve diğer yelpaze desenimi buluyorum. Direkt onun ortasındaki direğin üzerindeki yuvaya İki adet tam trabzan uygulayarak bu koltuk altı belirleme işlemini de tamamlıyorum. Ardından gördüğüm her yuvanın içine trabzanlar yaparak sıramı sonlandırıyorum. Evet yeni sırama başlarken bakın bir zincir çekip örgümün arkasına döndüm. Ve ilk yuvanın üzerine direkt trabzan yaparak örgüme bu sırama da başlıyorum. Bu şekilde her yuvanın içine birer trabzan uygulayarak Şöyle şu koltuk altına kadar ilerliyorum. Evet sıramı ilerlettim. Bakın şuradaki son trabzanın üzerine de bir adet trabzan uyguladım. Çekmiş olduğum bir adet zincirin üzerindeyim. Hemen bu bir zincirimin içine dalış yapıyorum ve içerisine iki adet tam trabzan uyguluyorum. Ardından gördüğüm her yuvanın içerisine birer trabzan yaparak sıramı ilerletiyorum. Ardından diğer kol altına geldiğimde de az evvel yaptığım gibi şu bir, bir, zincir yuvamın içerisine iki adet tam trabzan uyguluyorum. Yeniden gördüğüm her yuvanın içine birer trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet bakın koltuk altlarını belirledikten sonra ve üzerine bir sıra ördükten sonra robamın son görseli bu güzel bir artış oldu güzel bir beden yakaladık bu şekilde artık örgümüzü hiçbir işlem yapmadan bakın açalım örgümüzü gördüğümüz her yuvanın içerisine sadece birer tane tam trabzan uygulayarak örgümüzü ilerletelim Evet ben gövde örgümü ilerlettim Bakın tam trabzan sırası olarak beraberce sayalım. Koltuk altından itibaren birinci sıra bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tam trabzan sırası ördüm. Üzerine bir sırada sık iğne çalıştım. Bakın sık iğne. Şöyle örgüm diğer yüzünden denk gelmişti. Bir sıra sık iğne sırası da çalıştım. 17 tam trabzan sırası üzerine bir sıra sık iğnede çalışıp bakın örgümün gövde kısmını tamamladım ve ipimi kestim. Bu gövde uzunluğu bizim için çok çok yeterli. Çünkü altına bir miktarda lastik band öreceğiz biliyorsunuz. Ben hırkamın bir kolunu baştan güzelce ördüm ve az evvel bitirdim. Çok güzel bir kol ve bandı oldu.